çıkan renkli negatif filmleri merak ediyorsanız bu video tam size göre. Bugünkü videoda Rus Silbera markasının 2021 yılında üretmeye başladığı farklı renkli negatif filmlerden bahsedeceğim. Eğer örnekleri görmek istiyorsanız izlemeye devam. Selam, ben Nural, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçı videosuyla karşınızdayım. Ve bugünkü videoda en başta da söylediğim gibi benim de yeni keşfettiğim 2021 yılından beri renkli negatif film üretimine başlayan Rus Silbera markasından ve bu markanın benim denediğim filmlerinden bahsedeceğim. Açıkçası piyasada renkli negatif yeni film bulmak oldukça zor bir süreç. Çünkü piyasada siyah beyaz yeni filmler düzenli olarak çıkıyor. Cosmo Foto markası var, Silbera'nın bir süredir ürettiği siyah beyaz filmleri var. Ilford gibi büyük markalar hala siyah beyaz ağırlıklı üretim yapıyorlar. Ferenia renkli üreteceğim deyip siyah beyaz üretti. Çünkü ikisinin arkasında yatan teknoloji birbirinden çok farklı. Siyah ve beyaz film üretmek, renkli film üretmeye göre hem teknoloji ve kimya açısından daha kolay, hem de bütçe olarak düşündüğünüzde finansal olarak da daha uygun fiyatlı oluyor. Renkli negatif film üretimi ise çok daha zahmetli, zaman alan ve masraflı bir süreç. Yakın zamana baktığımızda sanırım son 10 yıl kadar bir süredir sıfırdan renkli negatif yeni üretilen film çok az oldu. Piyasaya yeni çıkan filmler oldu ama bunların birçoğu farklı filmlerin yeniden paketlenmiş hali ya da başka büyük markaların ürettiği ya da büyük fabrikaların ürettiği ama üzerinde farklı marka adı yazan filmler. Ama sıfırdan üretilene baktığınızda benim araştırdığım, gördüğüm kadarıyla Kodan Exachrome filmi sıfırdan yeni üretilen filmlerden bir tanesi. Lomography'nin Metropolis filmi yine yeni üretilen filmlerden bir tanesi. Onun dışında bir de benim gözüme çarpan bugün bahsedeceğim Silbera markası oldu. Kısaca şöyle bir markanın tarihçesinden bahsedeceğim. Çok detayına girmeden tabii ki. Sonrasında da çektiğim örnekleri sizinle paylaşacağım. Silbera markasıyla ben yakın zamanda tanıştım. Tanışmama vesile olan şey üretmeye başladıkları renkli negatif filmler oldu. Markanın tarihçesine çok uzun uzun değinmeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız aşağı sitenin kendi linkini ekliyorum. Orada farklı bilgiler var. Ama şöyle hızlıca bir bakacak olursak çok yeni bir marka değil. 2009 yılından beri fotoğraf kimyasalları üretiyorlar. Ve özellikle Rusya'da çok yaygın. Orada birkaç büyük tedarikçiyle çalışıyorlar çünkü. 2017 yılında film üretim işine girmişler ve o dönemde bir kitle fonlama sitesi olan Indiegogo'da yanlış bilmiyorsam 6 farklı siyah ve beyaz film için bir kampanya açmışlar. Şu anda da piyasada 13 farklı siyah ve beyaz filmlerini bulmak mümkün. Ben siyah beyaz filmlerinin hiçbirini denemedim. Çünkü sanırım siyah beyaz filmde ben biraz daha klasikçiyim. Renkli filmlerde çok fazla deneysel şey yapıyorum ya da deneysel yeni çıkan filmleri deniyorum. Ama siyah beyaz hem çok fazla çekmiyorum hem de çektiğimde sevdiğim, bildiğim birkaç film var. Onları tercih ediyorum. Renkli negatif filmlerini ise yakın zamanda başka ne deneyebilirim, hangi filmi alsam falan diye bir iki siteden bakarken gördüm. Sanırım Mayıs ayından beri üretiliyor 2021 yılının ve dünya çapında sipariş verebiliyorsunuz. Kendi sitelerinden, farklı siteler üzerinden de almak mümkün. Ben ürettikleri 3 renkli negatif filmi de denedim. Şöyle bir bakacak olursak kutular zaten arkamda görüyorsunuz. Hemen alalım. ISO sırasına göre paylaşacağım. Color 50, 50 ISO, düşük ISO'lu bir film. Yine renkli negatif normal bildiğimiz filmlerden. Onun dışında sınırlı üretim diye geçen 100 ISO bir tane filmleri var. Color 100 diye geçen. Bir de birazcık ara değer olduğuna benim inandığım 160 var. Bu da 160 ISO. Normalde 100 ya da 200'dür. Bunlar birazcık ara değer olmuş. Bu filmlerle ilgili sitenin yaptığı açıklama bunların sıfırdan üretilen yeni filmler olduğu yönünde. Hangi markayla, hangi firmayla ortak çalıştıklarını söylememişler. Sanırım Rusya'da Mikron diye bir marka, bir fabrika. Elinde emulsiyon sürme cihazı olan onların siyah ve beyaz filmlerini üretiyor. Bu filmler için de Rusya'da üretilmiştir demişler ama tam olarak nerede üretildiğini paylaşmıyorlar. İşte gizlilik anlaşmamız var falan gibi şeyler yazıyor sitede. Peki bu niye beni bu kadar şaşırtıyor?
Çünkü dünya çapında baktığımızda kendi adı altında film üreten sanırım 5 marka var şu an. Kodak, Fuji, Ilford, Adox ve Foma hala kendi markaları altında film üreten fabrikalar. Onun dışındaki filmlerin birçoğu ya yanlış bilmiyorsam Rusya'da Tazma fabrikasından geliyor ya da Almanya'daki Orvo fabrikasından geliyor. Bu iki fabrika kendi adları altında üretmiyorlar artık ama hala ellerinde cihazlar var ve üretim yapıyorlar. Onun dışında daha küçük çapta tabii ki üreticiler vardır benim bilmediğim ama hani en yaygın olanlar bunlar. Rusya'daysa biraz önce söylediğim o Mikron'un dışında bir fabrika var mı ya da işte demin söylediğim Tazma'yla mı çalışıyor Siberra bilmiyorum. Ama bunun sınırlı bir üretim olmadığını söylemişler. 100 ISO'nun üzerinde şurada Limited Edition yazıyor. O büyük bir ihtimalle devamı çok gelmeyecek bir film. 2000 paket var falan gibi bir şey okumuştum bir yerde. Ama diğer iki filmleri olan şu 50 ve 160 için devamının geleceğini, uzun süreli üreteceklerini söylemişler. İnşallah da öyle olur. Çünkü ben şahsen son dönemde kullandığım filmler arasında en çok bunları sevdim diyebilirim. Hani Fuji'nin de farklı filmlerini denedim. Daha önce denemediğim Kodak Ektar'ı yakın zamanda kullandım. Artık üretilmeyen Fuji Pro H400. Bir dönem herkes çok ağlamıştı üretilmiyor diye. Buldum aldım ama çok içime sinmedi. Ama bu filmleri gerçekten gerçekten sevdim. Şimdi ilk çektiğim örnekleri paylaşacağım. Sonra da yorumlarım. Arasından çok fazla seçim yapamadım. Genelde biraz daha az örnek fotoğraf paylaşırım ama bunların hepsi çok çok hoşuma gitti renk tonları olarak. Filmlerle ilgili şöyle küçük bir not var sitede. Bu filmlerin daha önceden kullanılmış metal kartuşlara sarıldığı belirtilmiş. Yeniden hani temizlenip yeniden kullanılan kartuşlar. O yüzden de ilk pozlarda ışık sızıntısı olabilir denmiş. Gerçekten de filmlerin üçünün ikisinde çok belirgin ışık sızıntısı elde ettim. Özellikle 160 ISO'da gökyüzünde özellikle hani o pembe tonu görmek mümkün oluyor. Onun dışında filmlerle ilgili genel olarak söyleyebileceğim bir şey, sitede de belirtilmiş, ben de şahsen deneyimledim bunu. Düşük ISO'da çok daha gözünüzün gördüğü renkler elde ediyorsunuz. Yani çok daha doğal sonuçlar veriyor. Ama yüksek ISO'da yani 160 ISO olanda özellikle magenta biraz daha patlamış. Fotoğraflarda o yüzden hafif pembemsi bir ton var. Düşük ISO'da bunu gözlemlemedim. Sitede de yazan bu yöndeydi. O yüzden o tonları sevmiyorsanız eğer 50 ya da 100 daha iyi bir tercih olabilir. Ben üçünün sonuçlarını da çok sevdim. O yüzden bu filmlerden birer tane daha aldım tekrar kullanmak için. Ama genel anlamında hepsini dışarıda çektim diyebilirim. Çok yüksek ISO olmadıkları için bunu birazcık böyle yaptım. Biraz da hani zaten genel olarak dışarıda fotoğraf çekmeyi daha çok seviyorum. İkinci filmlerde iç mekanda da çekim yapmayı planlıyorum. 160 ISO'yla 1-2 tane iç mekan çekimi yaptım. Ya da 1-2 tane akşam saatinde çekim yaptım. Onların tonları da yine hafif pembemsi bir ton olmakla birlikte beni mutlu eden renkler oldu. Ama sanırım içlerinden bir taneyi seçecek olsam, hani diğer ikisini üretmeseler de olur ama bu bir tane kesin kalsın diyecek olursam o film 50 ise olacaktır. Videoyu kapatmadan şöyle hızlıca fiyatlarına da değinecek olursam, öncelikle çok ucuz filmler değil. Zaten piyasada ucuz film bulmak artık çok mümkün değil. Silberra'nın sitesi uluslararası olarak gönderim yapıyor. Ben fiyatlara oradan baktım. Gönderim yaptığında filmler 13,5 dolar. Uluslararası sitede dolar olarak yazılmış.
Onun dışında Türkiye'ye göndereceğim dediğinizde 9 dolar kargo bedeli ekliyor. Bir de tabii kaç film aldığınıza bağlı olarak gümrükten geçerken vergi ödemeniz gerekecektir. O yüzden çok ucuz değiller ama ben renk tonlarını bu filmlerin çok beğendim. Ve piyasada artık renkli negatif yeni üretilen film bulmak çok zor bir şey olduğu için sizlerle hemen paylaşmak istedim. Umarım bugünkü videodan benim bu filmleri kullanırken aldığım kadar keyif almışsınızdır. Eğer bu içeriği beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız eğer her hafta Perşembe günü yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bu filmlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aksi halde önümüzdeki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.